Şimdi burada karşılık oranları yükseltildi. Evet. Buradan anladığımız kadarıyla bir 400 milyar TL'lik bir piyasadan para hikayesi, çekilecek hikayesi olabilir diyorlar. Şimdi burada bir yıla kadar vadeli, bir yıl daha uzun vadeli %10. Daha fazla karşılık ayıracağı için bankalar piyasada dolaşan likit azalacak ve enflasyona faydası olabilir diye. Yani, çekeceklermiş. Yani, TL likiditesini azaltıyor. 400 milyar TL'ye kadar bir civara geldiği ifade ediliyor. Döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranı da atıldı. Senin söylediğin bir konu vardı ya, demiştin ya sen. Evet, evet. Yani bazı bankalarda yaygınlaşmaya başladı, KKM'den çıkıp TL faiz alıp ama dövize tutup orada mevduatlara bakacaktık demiştin, hatırlarsan döviz mevduatlarına ayrı olarak. Evet. Onlar bugün gelir de. Bugün öğleden sonra bugün bakabiliriz. Gelir, yani bir kısım biraz artışta hemen anlamayabiliriz. Bir sonraki hafta daha net anlaşılır. Ama görebiliriz bunu. Peki sen bunu nasıl okuyorsun? Yani şimdi bir kere bir takım önlemleri Merkez Bankası aslında hep aynı şeyle hedefle yapıyor. Hep enflasyona faydası olsun diye. Burada da işte aslında piyasadaki fazla likitte yavaş yavaş böyle sterilize etmek, almak açısından yaptığı hareketler bunlar. Ama hani bana kalırsa yani bundan sonrası tabii daha zor. Çünkü biz hala tam anlamıyla buradaki KKM balonunu söndürmedik henüz tam anlamıyla. Evet. Bunu söndürürken de işte bu jeopolitik kaygıların ortaya çıkması en büyük handikapı. Neden? Çünkü hani düne kadar ya KKM'den çıkıp tamam Türk lirası mevduat faizi yüksek aslında oraya geçebilirim diyebilen yatırımcı tipi acaba ya ben dövizde durayım en iyisi, ya ortalık karışabilir kaygısı taşımaya başladı. Şimdi bu bence en klik şey bu. Yani evet. Bu bölgedeki jeopolitik gelişmelerin de üzerinde. Aynen. Zaten yani o yüzden. Bekleyeyim. Neden? Çünkü gitti altına bir kısmı. Gördük altına gidenleri. Hemen işte altın 2024'te yıldız olacak falan gibi yazılar doğmaya başladı ortalıkta. Dolaşmaya başladı. Bu savaş veya işte şeyden besleniyor çünkü biliyorsun. Evet. Dolayısıyla bunlar Merkez Bankası'nın önündeki en büyük yani zorluklardır bana kalırsa enflasyonla mücadelede. İkincisi de işte bankalar da bu kaygı fark ettiği için aslında daha önce yaptıkları benzer bir enstrümanı tekrar masaya getirdiler. Yani işte tamam sen kaygılısın, dövizde tut paranı ama bu paranın vadesi uzun olsun. Ben de bu dövizi kullanayım bari. Evet. Ben de bu dövizi kullanayım diyor. Yani dolayısıyla bu onu sağlayacak mı? Çünkü yani burada o Türk lirasına dönüşü geciktiren bir şey. Yani hala bu değil yani diğer bankaların yaptığı uygulama. Bu da şunun için söylüyorum. Sonuçta bu bir yani alıştıkları bir ilaç mevduat sahibinin. İşte dövizde durmak mesela. Siz bu ilaçtan kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yavaş yavaş dozunu azaltmanız lazım. Ama sürekli bağımlısınız bu ilaç. Öyle görünüyor. Yani maalesef Türk lirasına geçişi o yüzden biraz geciktiriyor bunlar. Ağırlaştırıyor. Evet. Zaten burada KKM'de yani zorunlu karşılık dediğimiz yani zorunlu karşılığı hemen ifade bankaların edelim. Sonuçta, bankaların yükümlülüğü Merkez Bankası karşılığında Merkez Bankası'nda bir para tutmak zorunda topladığı mevduatın mesela bu 6 belli ayda oranlarda, %30'a 6 aya kadar vadeli de zorunlu karşılık yani ne kadar yaptıysa %30'unu merkeze yani tutacak. Kendi ama banka burada, olarak bunu kullanacağına Merkez Bankası'nın kasasında tutarak piyasadan çıkarıyor. Bir yıl vadeli uzun vadeleri %10 daha düşük. O da vadenin uzaması konusunda bankaları teşvik çünkü edecek. Çünkü vade ne kadar uzun bankada olursa bankada müşteri öyle diyecektik. Evet, onun faiziyle çünkü kredi veriyor. Dolayısıyla daha uzun vadeli bir kaynak olmuş oluyor. Daha uzun vadeli bir kaynakta daha uzun vadeli bir kredi verebilmesi için bunu özendiriyoruz. Bu arada kredilerde de bir rahatlama olmadı. Yani çok zor. Hala bir rahatlama yok yani hani o noktada. Ya birçok sorun var Zeliha. Mesela şimdi ihracatçılar mesela ya tamam normalleşme adımları atılıyor serbest piyasa hani konusunda adımlar atılıyor fakat diyorlar ki biz hala döviz satışına zorunluyuz. Yani mesela tekstilciler diyor ki yani biz hala işte ihracatta ya ihracatta döviz satmak şey var ya biliyorsunuz zorunluluğu var. Hala bizim bu kısıtımız var ve bizim işte bu ham madde alırken zarar etmemize neden oluyor. Hani her şey normalleşiyorsa biz neden bu konuda normalleşemiyoruz? Yani burada da bir mesela geri adım atılması isteniyor. Normali %20'ydi 40'a çıkarmışlardı olağanüstü durumlardan yani kaynaklı. Yani buradan da mesela bir beklenti var hala. Onu da söyleyelim izleyiciye. Yani ihracat yapıyorsun. Getirdiğin doların %40'ını TL'ye çeviriyorsun. Evet. Arkasından ithal ettiğin ürünü satın almak için sonra bir daha döviz alıyorsun. Evet. Orada kur kaybın oluyor. Şey kaybın oluyor. Aynen öyle. Yani, alış satış kaybın oluyor. Yani bunu bir açmış olayım da ben izleyici de öğren yani. Yani zaten hani bununla biraz uzaktan yakından hafiften ilgilenenler biliyor ama sonuçta dediğin gibi izleyicimizin tamamen yani burada sıkıntısı bu. O sıkıntıyı da mesela Merkez Bankası bununla alakalı herhangi bir ya da yani bir takvim açıklamadı hükümet. Yani böyle yapabiliriz diye. Dolayısıyla henüz daha belli ki masaya gelmemiş bu konuda. Herhalde. Ama herhalde yani, bu da gelir belki rahatlatmak yani, adına. Belki bilemiyorum tabii. Ya orada benim liralaşma hızı çok yavaş.
O yüzden bence bu hala önlem olarak alınmıyor. Maalesef çünkü yani biraz hızlı olsaydı mesela bu karar hızlıca alınabilirdi. Ama maalesef yavaş. O da inan ki yani şunlar var yani hala bölgedeki risk vesaire gibi durup dururken kaygılar çıkıyor işte ortaya. Yani canım şimdi beklemedik insanlar şeyler. Savaş olasılığı var mı acaba bölgede? Türkiye girmese dahil olmasa dahi Orta Doğu'da yaşanan bu gelişme petrol fiyatı ne yapar? Altını ne yapar? Ben biraz dolar mı alsam? Güdüsünü zaten mecbur hissediyor insan. Hani evet, savaş evet. Algısı aha. O düşünce yapıyor. Evet. Şimdi bir de enflasyon dedik ya, şimdi İTO'nun buradan hemen şuraya geçeceğim. Şimdi KKM bugün öğleden sonra öğreniriz döviz mevduatlarını. Yarın belki konuşuruz seninle ya da işte haftaya. Hı hı. Onu ayrı tutuyorum. Şimdi evet. Enflasyon gelecek. Enflasyonu şöyle bakalım o zaman Cuma günü. Hı hı. Şimdi burada özellikle benim şaşırdığım İstanbul'un Ekim enflasyonu. Biraz önce azıcık da olsa değindik. Evet. Bana biraz garip geldi. Evet. Yani sezon geçişi olduğu için işte giyim çok artmış görünüyor. Sezon geçişi çünkü kış geldi. Ama bu arada orada normal bir %15'lik artış ki giyimde var o sezonda. Yani onu ben yani normal karşılıyorum. Yıllık enflasyon zaten 70'in üzerinde olarak zaten yüksek bir oranda. 73'ün muhtemelen bunun düşmüş. Daha zirvesini bir dahaki ay göreceğiz. Ha. Yani 75'leri muhtemelen göreceğiz. İstanbul'da. Evet. Ama yani aylık enflasyondaki artışın oranı dediğim gibi yani eğer gerçekten böyle olduysa gerçekten böyle olduysa şimdi benim kaygım şuydu yani işte petrol fiyatı bir yükseldi biliyorsun iki kere zam geldi falan arka arkaya mesela yine her ay olduğu gibi yani tütün ürünlerine mesela zam geldi dün. Ama neden ne hal yine mi geldi? Şöyle ki 1 Kasım'da geliyor yani Ekim'in enflasyona yansımasın diye. 1 Kasım'da. Yani oyun oynuyoruz aslında. Yani matematik şey yapıyoruz. Gerçekten böyle. Yani şirketler ve yani kurumlar ve şirketler anlaşmışlar. Bir önceki ayın işte enflasyonu etki etmesin diye. Diğer muhtemelen böyle görüşülüyor herhalde de bilmiyorum yani. Yani bekliyorlar 1 Kasım'da zam yapıyorlar mesela. İşte 31'inde değil 1'inde yapıyor. Böylece Kasım'ı ötelemiş Kasım'ı oluyor. Ötelemiş Ekim oluyor zamını. Evet, bir zam yapacaksa yüksek olabileceği beklenen ayda yapılmıyor.